Tarhana bana göre Türk mutfağının hem gülü hem de dikeni. Mutfağımızın gülü çünkü fermante ürünler yayılıyor. Tarhana da bu fermante ürünler arasında en eskilerinden ve en iyilerinden. Ama öte yandan mutfağımızın bir dikeni bu. Çünkü çok sınırlı alanda kullanıyoruz tarhanayı. Sadece tek bir çorbasını yapıyoruz. Bazen acılı, bazen değil. Bir de işte kıtır tarhana yapıyoruz. Bu yetmiyor. Çünkü çok farklı kullanım alanları var tarhananın. Baharat olarak kullanılır, çorba olarak kullanılır, yemek olarak kullanılır. Kısaca size desem ki, ülke mutfağının geleceği bir kepçe tarhanada saklı. İşte bugün bu kepçeyi iki farklı şefimize vereceğiz. Bir tanesi bize geleneksel tarhana nasıl yapılır onu gösterecek. Diğeri ise kendini dünyada kanıtlamış bir şef. Farklı teknikler ve ürünler kullanarak değişik bir tarhana çorbası yapacak. Bu tabii daha işin başlangıcı. Kapıyı sadece aralıyoruz. Bir de kapının tamamen açıldığını düşünün. Neler çıkacak içinden neler? Gastronomi adeta bir mikrokozmos. Normal hayattaki sosyal, kültürel, ekonomik sorunların iz düşümlerini bu küçük ve sınırlı sandığımız gastronomi alanında da görebiliyoruz. O yüzden hayattan ne bekliyorsam aynısını gastronomiden de bekliyorum. Hülya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün size çok önemli bir misyon düşüyor. Çünkü ben ülke mutfağının geleceğini tarhanada görüyorum. Aynen öyle şefim. Lütfen bize biraz izah edin. Bu işe nasıl girdiniz tarhanayı tanıtımına? Benim annem çalışıyordu. Ebeydi. Nöbete kalırdı. Ben küçücükken kardeşime işte girer yemek falan yapardım. Yemek sevgisi oradan başladı. Mutfak sevgisi diyeyim. Etrafımda özellikle yöresel gıda yapan çok becerikli arkadaşlarım vardı. Arkadaşlara bir teklifim oldu. Evde yapıp yediklerimizi satarak paraya döndürelim mi? Hani bunu başarabilir miyiz? Önce belediyenin önünde küçük bir masada böyle yaptığımız işte evde yapılan börek, çörek onları yapıp satarak bu işe başladık. Sonra bir masa derken iki masa oldu. İki masa, üç masa oldu. Orada küçük küçük dükkanlarımız olmaya başladı. İşte iki kadın, üç kadın, 47-48 kadına ulaştı sayımız. Baktım ki kooperatifleşme güzel bir fikir. Arkadaşlara teklif ettim. Resmi olarak kooperatifimizi kurduk. 3-5 kiloyla başladığımız işte tarhana erişte üretiminde şu anda tona çıktık diyebiliriz. Tarhana inanılmaz bir şey. Bu sihirli bir toz bu. O tozdan lezzet fışkırıyor, hayat fışkırıyor aslında. Çünkü çok da sağlıklı bir şey. Bu efsunlu tozun nasıl elde edildiğini bize göstermeniz. Elimden geldiğince inşallah. Biberlerimizi, domateslerimizi temizleyip... Şimdi sebzelerimizi haşlamaya bırakıyorum. Sebzelerimizi buharda pişirmeye bırakıyorum. Ve 20-25 dakika bu burada pişecek. Tamam. Eskiden duyduğumuz şifalı sözlerin yanında şimdi bugün bilimsel çalışmalar yapılarak kanıtlanmış ki hakikaten bir antioksidan deposuymuş tarhana. Sindirim sisteminden tutun da stres yönetmeye kadar bedenimize iyi gelen bir yiyecek. O yüzden tarhanayı yaşatmalıyız. Ekşi mayamızı da koyuyoruz yine tarhana hamurundan. Biz bunu senede bir kere yaparız. Yoğurdunuz da. Yoğurdumuz. Bunu da kendimiz mayalıyoruz yine. Salçamız, biber salçamız. Çok fazla koymaya gerek yok. Az miktar tuz, göz kararı unumuz.
Malzeme kesinlikle çok önemli. Yani biberi aldığımız yeri biliyoruz, domatesi biliyoruz, soğanı biliyoruz, işte yoğurdu kendimiz mayalıyoruz, sütçümüz taze getiriyor, ondan mayalıyoruz. Malzeme kesinlikle çok önemli. Evet, hamurumuz artık yoğurdu kıvamına geldi. Bunu artık fermente olmak üzere yoğurma başka bir kabımıza alalım. Tarhanamız evet kıvamına geldi. Biz bunu şimdi 15 gün bekleteceğiz. Sabah akşam yumruklayarak kabarmasını indireceğiz. Yani şimdi ben 15 gün bekleyecek miyim tarhana? Tabii ki beklemeyeceksiniz. Hazır tarhanamızdan size biraz sana tattıracağım. Sağ olun. Evet, hiç beklemeye gerek yok. Ben de korkmuştum yoksa. Yani, tarhana hakikaten tanıtıldığında tüm dünyanın sevebileceği bir yiyecek. Yaşayarak oluşuyor tarhana. Ekşi maya konuyor. O her gün böyle canlı hareket ediyor maya. Hatta onu böyle elimizle indiririz, işte yumruklarız, tokatlarız. Sen biraz küçül diye o birkaç saat sonra veya sabah yeniden büyüyor gibi. Sonra bir süre geçtikten sonra artık ben büyümeyeceğim, ben oldum, beni yiyin artık diyor. Sönüyor yani. Ondan sonra onu işte bazı işlemlerden sonra toz haline getiriyoruz. Ondan sonra içime hazır bir hale geliyor yani. Ben buna efsunlu toz diyorum. Peki bu toz haline nasıl geldi? Kuru eleklerde, böyle ellerimizle ovarak altından böyle toz halinde dökülüyor. Bunları tekrar başka temiz bezlere ve ranzalarımıza serip birkaç gün daha kurutuyoruz ki hiç içinde nem kalmasın. Tarhana mesela bizim yöremizde sadece içecek olarak kullanılmıyor. Ben buna da üzülüyorum. Çok az kişi yemeğini yapıyor. Ben isterim ki herkes bu yemeği de öğrensin ama bilmiyorlar. Mesela cipsini yaparak gençlere tarhanayı sevdirebiliriz çocuklara. Yaptık, anlattık, konuştuk. Kokular harika. Sıra tadıma geldi Vedat Bey. Vallahi işin %50'si burun zaten ince koku. Ya bunun harika bir kokusu var. Şöyle diyeyim burada. Hani mayhoş diyoruz ya. Ama bu tek bir mayhoşluk değil. İçinde birçok farklı katmanlar var diyeceğim. Böyle o mayanın ekşiliği var. Soğanın da farklı bir mayhoşluğu var. O da geçiyor. Bir de böyle arkadan hafif bir biber de. Biber de o da katkı sağlıyor. Yani nefis tarhana çorbası, o mayhoşluk dediğiniz gibi yoğurdun, soğanın, o mayanın kendi. Bence biberi tam yerinde yani. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Olağanüstü bir klasik tarhana yaptınız Edirne'ye. Çok teşekkür ederim. Şimdi merak ediyorum bakalım. Modern şefimiz de güzel bir tarhana yapacak. Onu da hem tadacağız birlikte, evet, hem de yorumlayacağız. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk Vedat Bey, sağ olun. Siz bize biraz farklı bir tarhana yapacaksınız. Tabii burada önemli olan şunu vurgulamak. Tarhana aslında bana göre, ben efsunlu toz diyorum yani her şeye gidiyor ama aynı zamanda dünya mutfağında da fermante ürünler giderek önem kazanıyor. Evet. Öyle değil mi siz? Çünkü evet, çok evet. Yerde hem yani ta Japonya'dan Kopenhag'a kadar, Avustralya falan birçok yerde bulundunuz. Zaten adınızı da duyurdunuz. Gezdiniz, gördünüz. Peki tarhana nasıl oldu? Tarhana, Türk mutfağını dünyaya anlatabilecek en özel ürün. Geleneksel tarhana birbirine çok benzer malzemelerden yapılıyor. İşte Maraş'ta farklı, Çanakkale'de, Karadeniz'de, İç Anadolu'da. Ama çoğu birbirine benziyor. O yüzden birazcık o önümüzdeki o perdeyi kaldırdık. Ve dedik ki başka ürünlerden yapmaya çalışalım. Çünkü biz hep çorba yapmışız. Aslında farklı farklı lezzetler yaratabiliriz. Sadece birazcık uğraşmak yani gerekiyor. Yani şey tarhana unundan poğaça yapıyorum mesela. Çok evet, lezzetli oluyor. Evet. Normal beyaz un yerine tarhananın ununu kullanıyorum. Veya börek yaptığımda işte onu yumurtaladıktan sonra üzerine susam çörek yerine tarhanaya batırıyorum. Çok güzel oluyor. Süper tabii. Galata unu yerine tarhana. En güzel yemeği
zaman pişiriyor. Fermantasyon da doğanın pişirme gücü. Aslında zamanla, doğayla pişiriyoruz. Bekleyerek. Yaşıyor. Fermantasyonu başlatıyorsunuz. Ona bakmak zorundasınız. Onu yaşatmak zorundasınız. Ona dokunuşlar yapmanız lazım yaşaması için. Bu hayatını tamamladıktan sonra da hazır hale geliyor. Ve bunu doğa sağlıyor. O yüzden en güzel yemek, en güzel lezzet aslında doğanın kendisi. Her tabağın aslında arkasında bir hikaye var. Çünkü yemeği tadan misafire sadece yemeği yedirmek değil, arkasındaki düşünceyi, o hikayeyi de paylaşmak gerekiyor. Yani onu bir şekilde ruhunu da, beynini de, kalbini de doyurmalısınız. Tarhanamız hazır artık. Şimdi ben bunu güzelce yayıyorum tepsime. Artık hani fermantasyon sürecine girecek. Coğrafi olarak baktığımız zaman etrafımızdaki komşu ülkelerden inanılmaz şekilde etkilenmişiz. Orta Asya'dan gelen Türkler göçebe yaşamışlar. Bunların zaten bir yaşayış kültürleri var. Bu yaşayış kültürünün getirdiği saklama koşulları, seyahat ederken mecburen o ürünleri bir şekilde korumak için fermente etmek zorunda kalmışlar. Aslında zaten tarhana da buradan çıkmış baktığımız zaman. Bir tarhanayı yaparken o kadar çok farklı elementin birbirine dokunduğunu, matematiğin, kimyanın, fiziğin, kültürün, sanatın hepsinin birleştiğini gördünüz. Aslında bu Türk kültürünü o kadar çok iyi anlatıyor ki, bizi çok iyi anlatıyor. Bir malzemeyi sıfırdan çıkartıp, doğadan koparıp o hale getirmek inanılmaz bir yolculuk. Bu mutfağın temel taşlarından bir tanesi bence. Mantar tarhanasını yaptığımızda içine işte yumurta beyazı, biraz kurutulmuş mantar tarhanası tozu ve mantarları eklemiştik. Onları yaklaşık 2 saat boyunca kaynattıktan sonra bu berrak mantar tarhanasını elde ettik. İçini biraz daha tatlandırdıktan sonra kızarmış porçini mantarlarıyla beraber servis edeceğiz. O yüzden biraz porçini mantarı doğramak istiyorum. İnsanlara sağlıklı yemekler yapabilmek için tarladan gelen ya da doğadan aldığın ya da üretilen ürünün namuslu bir şekilde üretilmesi lazım ya. Gerçekten hakkıyla kopardığın elmadan tut da biberi domatesine kadar doğa ananın onu zamanında vermesi, senin de doğa anaya zarar vermeden onu alman ve onu işlemen gerekiyor. O zaman sağlıklı yemek yapıyorsundur demektir. Şubat ayında patlıcan yemeye çalışmayacaksın. Çünkü sen doğaya karşı geliyorsun ve yediğin o patlıcan Şubat ayında içinde kimyasal bir sürü şeyle üretilmiş patlıcan. Bu da zaten sağlıksız yemek yapmanı sağlıyor. Mikro sezonsallık çok önemli. Doğaya karşı gelirsen doğa da senden öcünü alır. İşin en çok sevdiğimiz yanı tabak yapmak. En son da mantar tarhanasının yağı. Kokusu geliyor zaten kokusu. Afiyet olsun. Olağanüstü. Hep sabırsızlanıyorum şimdi, geçip hep beraber tadacağız. Tamam. Sunum harika. İzninizle ben başlıyorum. Afiyet olsun. Ben bu tabakta çok zor birleşen iki ayrı unsur gördüm diyeceğim. Birincisi gerçekten gönlünü bu işe adamış tarhananın ve Türk mutfağının da diyeceğim özünü kavramaya çalışan ve kalbiyle kavramaya çalışan bir şef görüyorum, bir sanatçı görüyorum. İkincisi de sanatçının da ötesinde modern teknikleri anlamaya çalışan ve yemeğin kimyasını da ciddi olarak düşünen ve bunun teorisini de düşünen bir şef görüyorum. Yani hem bilim adamı hem sanatçı diyeceğim. Sanki bu tabakta birleşmiş gibi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bu tadı tattırdığınız için hakikaten çok lezzetli. Hani tarhana deyince işte klasik bizim tarhanamız gözüme canlanır. Ama çıkış noktası aynı. Aynı değil mi? Çıkış noktası aynı. Aynı şekilde yaptık. Evet. Malzeme farklılığı, işte bazı yağların, sosların ilavesi, işte mantarın lezzeti ve görüntüsü, kokusu farklı bir lezzet vermiş. Ama tarhana tadı alıyor musun? Tarhana tadı alıyorum. Bu bence çıkış noktası olmalı. Yani bundan sonra Türk mutfağını ileri götürmek için
gelenekten yola çıkarak dünya çapında evrensel bir mutfak yaratmak için bence biçime değil, öze odaklanmalıyız. Burada bu başarılmış. O yüzden ben Fatih Tutak Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Kendi adıma değil, tüm yemek severler adına. Sağ olun, çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Tarhana deyince aklıma Yaşar Kemal geliyor. Yaşar Kemal için kanaatkarlık ve kırsallık en üstün değerler. İşte tarhana da bu değerlerin dışa vurumu. Gerçekten de değerli yazar geleceği öngörmüş. Çünkü günümüzde doğallık ve sağlık çok önemli. Tarhana da doğallığın ve sağlığın ta kendisi. Tüm dünya mutfakları giderek daha çok fermante ürünlere dayanıyor. Tarhana da uzun süreli saklanan ve fermante bir ürün ve doğal bir ürün. Basit ve lezzetli, sahip olduğu özellikleriyle evrensel hale gelebilen ve sadece Türk mutfağının istikbaline değil, tüm insanlığın istikbaline katkıda bulunabilecek nitelikte bir yemek. İşte bu yüzden ben tarhananın mutfağımızdaki yerinin ve gelişiminin Türk mutfağının dünyadaki yerini tayin edeceğine inanıyorum.